borsalara bomba gibi haber düştü. Elon Musk Twitter'ın %9.2'sine aldı ve böylece tek başına Twitter'ın en büyük hissedarı haline geldi. Daha doğrusu gelmiş. Çünkü hisseleri 14 Mart'ta almış. Aşağı yukarı 80 milyon civarı hisse almış. Çok iyi bir zamanlamayla almış. Borsaların çok dip yaptığı bir yerde almış hisseyi. Hisseler oradan buraya kadar %30 tırmanmıştı. Dün Elon Musk'ın alım haberiyle beraber bir %25'in üzerine prim daha geldi. Ne diyeyim? Para parayı çekiyor. Elon Musk bu işe yatırdığı 3 milyar doların epey bir bölümünü şu andan çıkarmış ve kâra geçmiş durumda. Ama Elon Musk'ın bu işi finansal amaçla yaptığını düşünmemek lazım. Çünkü Twitter toplamına baktığında Elon Musk'ın diğer şirketlerine göre çok küçük bir yer. Twitter'ın piyasa değeri kabaca 30 milyar dolar civarında. Tek başına Tesla 1.1 trilyon dolar. Yani buraya çok ciddi bir finansal amaçla yapmadığı belli. Zaten bir süredir attığı tweetlerle buraya doğru yürüdüğünü bize söylüyordu. Yine Musk önce dedi ki Twitter'da fikir özgürlüğünün olduğunu herkesin kendi ifade edebileceğine inanıyor musunuz? Oylama yaptı. Oylamanın sonuçları çok önemli dedi. Bu oylamayı 25 Mart'ta yaptı. Daha sonra dedi ki sizce dedi Twitter algoritması açık bir kaynak mı olmalı? Yani hepimiz Twitter'da neyin paylaşıldığı, nasıl paylaşıldı, hangi kurallara göre tweet'in işlediğini görmeli miyiz dedi. Öyle bir oylama yaptı tabii büyük oranda evet aldı. Ve bir arada dedi ki Twitter aslında bir çeşit bir açık platform. Bu açık platformu korumamız lazım. Önerileriniz neler olur dedi. Yani bir süredir bu mesajları veriyordu. Aslında alımı 14 Mart'ta yapmış. Bu mesajları daha sonra vermeye başladı. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında Elon Musk şu anda Twitter yönetimine baskıyı kurmaya başlamış durumda. Şirketin en büyük hisseleri o. Bundan dolayı şirketin yönetim kuruluna tamasına çok etkin olacak. Yönetim kurulunda biliyorsunuz şirketin üst yönetimini atıyor ve anladığım kadarıyla bir mesaj veriyor onlara ve diyor ki Twitter'ı özgür, belki açık kaynaklı, daha dağıtık, merkezi olmayan, sansürsüz bir yer haline getirmek istiyorum. Hadi gelin benim peşime takılın diyor. Ve bunu yaparken de 80 milyon civarındaki Twitter takipçisinin yanına alıyor. Ve inanıyorum ki bugün Elon Musk Twitter'dan çıksa Twitter'ın gücünde epey bir azalma olurdu. Çünkü çok trafik yaratan birisi, çok tartışma yaratan birisi. Her gün Türkiye'de bile hashtaglerde mutlaka Elon Musk görüyoruz ya Tesla'yı görüyoruz ya SpaceX'i görüyoruz. Çok etki yaratan birisi. O yüzden o topluluğu da arkasına alıp Twitter'ı yönetimi ne bir baskı yapıyor. Oy hakkı yüksek ama tek başına karar verecek durumda değil ama bu baskıyla beraber TÜBİTAK yönetimini yönetim stresi değişikliğine götürecek gibi gözüküyor. Uzun yıllardır Elon Musk'ı takip eden birisi olarak söyleyebilirim ki burada ciddi niyetleri var, ciddi projeleri var. Twitter'da gerçekten büyük bir dönüşüm başlatacak diye düşünüyorum. Zaten piyasada bunu değerlendirdi. Yani olaya bugün yatırım açısından bakmak istemiyorum. Twitter uzun yıllardır sürünen bir şirket. Ben hep çok inandım Twitter'a. Çok sevdiğim bir platform, çok şey öğrendiğim bir platform ama bir türlü doğru bir iş modelini bulamadılar. Bir önceki CEO ve kurucu Jack Dorsey biliyorsunuz çekilmişti bir süre önce. Şu anda toplam hisse olarak da Elon Musk'ın dörtte bir hisse sahip yani bayağı buraya bırakmış durumda. O adamcağız bir türlü burayı bir büyütemedi. Onun biliyorsunuz biraz Square işi var. Bu bir ödeme platformu diyelim. İkisi arasında bölüktü. Sonunda el çektirildi yönetimden kabaca öyle söylerim. Bir profesyonel CEO vardı başta ama Elon Musk'ın gelmesiyle bu işlerin epey değişeceği belli. Neler bekleyebiliriz? Daha özgürlükçü, daha az olduğu bir yer bekleyebiliriz. Epey çok inovasyon bekleyebiliriz. Twitter biliyorsunuz kurulduğu günden beri neredeyse hiç değişmedi. Bir yandan Elon Musk tabii bir iş adamı buradaki gelir modellerini artırmanın da yoluna gidecektir. Öte yandan kendisi de Twitter'da çok çok kuvvetli bir profil olduğundan buradaki ihtiyaçları da iyi biliyor. Özellikle kendisi gibi büyük etki yaratan insanların ihtiyaçları neler olduğunu biliyor. Bu yönden iyi bir içgörüye sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii aşırı taraflı mı olur Twitter onun kontrolünde onu da görmek lazım ama hani Elon Musk'ı biraz tanıyorsan burada köklü değişiklikler yapacağı ve dünyanın en önemli iletişim platformlarından bir tanesinin Belki de insanlara daha iyi hizmet sağlaması konusunda önemli şeyler yapacağı kesin. Ve buna ihtiyacımız var. Bizim sansürsüz habere, iletişime ihtiyacımız var. Öte yandan da yalan haberlerin, skemlerin, sahtekarların da elenmesi gerekiyor Twitter'dan. Çok yavaş kaldı Twitter'da bu konular şu ana kadar. Ben Jack Dorsey'i seviyorum. Ee, onun bu ürünü hayatımıza katması çok iyi ama ondan sonra işi büyütmekle hiç uğraşmadı. O yüzden finansal olarak da Twitter durum pek iyi değil. Hiç kar etmeyen bir şirket neredeyse. Ee, 2013'ten beri yanılmıyorsam halka açık şirketin değeri hiç değişmedi neredeyse aynı yerde. Yükseliyor düşüyor ama işte hep aynı yerlerde. Hatta bu son gelen Elon Musk'ın satın almasından sonra gelen bugünkü o 125 yüzdeki zıplama ile bile Twitter ancak ilk halka açılma günlerine denk geldi. O yüzden finansal açıdan da haksızlığa uğramış bir şirket oldu düşünmüşümdür hep. Bu kadar etkiye bu değerlemeler bir şey değil. Elon Musk işin bu tarafına mutlaka bakacaktır diye düşünüyorum. Kesin olan bir şey var çok eğleneceğiz. Çünkü Elon Musk hakikaten eline aldığı işleri çok başka yerlere taşıyor. Maceralara sürüklüyor bizi. Ve bunu takip etmek benim için de büyük bir keyif olacak. Twitter'da hisse alır mıyım? Şimdilik değil. Küçük bir opsiyon pozisyonu açtım bugün. Hani bir bakalım ileride bir şeyler olur belki diye ama öyle kolay değil o şirketi değiştirmek ve Elon Musk'ın buradaki oy hakkı çok da fazla değil ama mutlaka bir şeyler değişecektir. O yüzden işe yatırım açısından değil de dünyanın en önemli için platformunun değişim açısından baktım. Bu heyecan verici gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada size iki iyi haberim var. İki tane harika eğitim açtık. Bunlardan bir tanesi eşim Pınar'ı veriyor. LinkedIn üzerine. LinkedIn'de 1 milyon görüntüleme nasıl alırsınız konusunda. Harika bir içerik. Çünkü Pınar LinkedIn'de gerçek bir fenomen. Bazı paylaşımları milyon üzeri görüntülemeler alıyor. O binlerce yorum alıyor, like alıyor. Profesyonel hayatta bence LinkedIn'deki duruşunuz çok çok önemli ve orada belli bir takipçi kitlesi inşa etmeniz. Amacınız LinkedIn fenomeni olmak değilse bile profesyonel hayatta faydalı çünkü oradaki duruşunuz, gücünüz pek çok şeyi belirliyor. LinkedIn'in satış üzerinde, markalaşma üzerinde çok etkileri olduğu biliniyor. Kariyer üzerinde etkileri var. Eşimin o eğitimin harika olduğunu düşünüyorum. Oraya katılabilirsiniz. Ben de yeni bir eğitim bu arada tasarladım. Online internet ortamında bir yan iş nasıl nasıl kurulur konusunda. Çünkü uzun zamandır yine ki burada büyük fırsatlar var daha ben yaratıcılık ekonomisinden bahsettim birkaç kez burada. Bu yeni araçlar sayesinde herkesin internette yaratıcı bir yan iş kurabileceğini iddia ettim. Haddini aş bizim bu yönde kurduğumuz bir iş oldu eşimle beraber gayet de güzel başarılı bir iş oldu. Oradan çok dersler çıkardık. Bu iki konudaki eğitimleri merak ediyorsanız linklerini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. LinkedIn'de 1 milyon görüntüleme nasıl alınır? Yaratıcı bir yan iş nasıl kurulur? Detaylar web sitemizde. Bugün kısa bir video yaptık. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.